Herkese merhaba ben Koray ve bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 2020'de Premier League, La Liga ve Seri A Liginden sonra sırada Bundesliga yani Almanya Ligi var. Hemen oyun ekranımız gelsin arkadaşlar. Video başlamadan önce daha fazla böyle hayalimdeki kargo serisi için... 4. bölüme kadar geldik ve efsane destekleriniz devam ediyor. Bakalım bu video 1750 beğeni olacak mı? Hedefim bu. Hemen tam ekranı kapatıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Serinin daha hızlı gelmesi için daha fazla bu seriden video istiyorsanız tam ekranı kapatıp videoya like atmayı unutmayın. Ve yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açın ki süper güç videolarından ve diğer hiçbir videodan haberdar diğer videolardan haberdar olmamayı kaçırmayın. Yani haberdar olun arkadaşlar. Hiçbir detayı kaçırmamak için. Çünkü yarın mükemmel bir süper güç videosu gelecek. Mükemmel beğeni atmışsınız arkadaşlar ve efsane yükseltmeler yapacağız. Efsane transferler alacağız. Yani neler neler yapacağız anlatamam. O yüzden dediğim gibi abone olun, bildirimleri açın ve videoya beğeni atarsanız da daha fazla bu seriden video gelecek arkadaşlar. Hadi lafı fazla uzatmadan hemen kalecimizle başlayalım. Almanya ligi kadrosu kuruyorsak kaleye kimi alacağım arkadaşlar? Yani bu belli artık ya. Yani kaleci kaleyi alacağım adam da belli. Manuel noyer alacağız arkadaşlar tabii ki de. 86 ratinglik manuel Neuer. No Fiyatı da 1 milyon 270 bin coins. Bakalım bulabilecek miyiz? Bakalım baktığımda aynı bulabilecek miyiz? Evet 1 milyon 255 bin coins'e manuel Neuer'i no aldım. Neuer'i no şimdi direkt kadroya koymayacağım arkadaşlar. Bu arada dizilişimizi bir göstereyim. Hemen şöyle bir dizilişimizi size göstereyim. Bu arada coins gidecek mi hiç hesaplamadım da. Yeter diye tahmin ediyorum. 3, 5, 2 bir dizilişimiz var. 2 tane MDO kullanacağım. Bir tane MOO, iki tane Santrafor, bir tane Sartusa, bir tane Solortasa şaşıracağınız oyuncu olacak mı? Bunu yorumlara yazın. Siz olsaydınız mesela benim yerime hangisini kullanırdınız? Sizin kadronuz nasıl olurdu? Bunları bu serilerin yorumlarına yazın arkadaşlar ki ben de ona bakalım. Ona göre karşılaştıralım benim kadromla sizin kadronuzu. Şimdi sıradaki isim arkadaşlar stoperler. Stoperlerde kararsız kalmadım açıkçası ama yani Bundesliga'daki stoperler birazcık düşüşe geçmiş durumda şu sıra. Yani bilmiyorum. Yükselişte olan var mı arkadaşlar? Özellikle stoper işinizi Yorumlara yazın. Bundesliga çok takip edemiyoruz biliyorsunuz Türkiye'de yayınlanmıyor. Ama bakalım sizin böyle sevdiğiniz Bundesliga'dan stoper var mı? Ben Boateng'i geçmişten beri çok sevdiğim için, ratingini her ne kadar EA Sports bu sene düşürmüş olsa da kullanacağım arkadaşlar çünkü geçmişten beri çok seviyorum. O yüzden Boateng'i kullanacağım. Fiyatı da 200 bin coins olarak yazmışım. Bakalım 200 bin coins'e çıkacak mı? 200 bin coins. Kaydet, arama dedim ve 199.200 coin ise aldım. Yani gerçekten isteyerek alacağım. Bir tane stoper olacak. Şimdi arkadaşlar hemen ikinci stoperimizi alalım. İkinci stoperimiz de Tah olacak. Tah'ı da severim geçmişten beri ama dediğim gibi kendilerini yani hiç geliştirememiş bu oyuncular. 155.000 yapalım. Artık Boateng yaşlandı biliyorsunuz ama en azından Tah biraz daha gelişseydi. Aa Tah bak yanlış bakmışız Tah. Daha yanlış bakmışız. Fiyatı yanlış. 165.000 yazıp ilk çıkanı alacağım arkadaşlar Tah'ın. Evet 156.740'a Tahı aldım arkadaşlar. Ve şimdi sırada asıl gerçekten isteyerek alacağım stoper var. Hani gerçekten seve seve ve isteye isteye alacağım stoper. Mükemmel bir stoper olacak. Kim biliyor musunuz arkadaşlar? Mats Hummels. 85 rating stoper ve fiyatı arkadaşlar 665.000 bin coinsmiş. Bakalım 665.000 bin coins yazıp bulabilecek miyiz? Tabii o 624 güne bile var. 624 güne bile var. Mats Hummel'si de buradan bulmuş olduk arkadaşlar. Ve hemen stoperlerimizi dizeceğim. Ve kaleciyi yerleştireceğim. Böyle bir anda kimyada uçuş olacak muhtemelen. Onu mu istiyorum şu anda? Onu bekliyorum. İlk olarak Boateng'i koyacağım. Şu ana kadar aldığım bütün oyuncular Almanya liginden. Ve hepsi Alman arkadaşlar. Kimya nasıl olacak? Gerçekten merak ediyorum. Hemen şöyle şuraya da Hummel'si koyalım. Ve şimdi sıradaki işlem kaleciyi koymak. Şu an 70 75. 29 kimya arkadaşlar değil mi? Bakın buna dikkat edin. Ve şimdi sırada kaleciyi koyuyoruz. Manuel Neuer ve Neuer'i de koyduk. 78 genelliği 2 kimya oldu. Tabii ki arkadaşlar boostlar biraz daha yüksek olsa yani Neuer'in boostunu da 5 ratinge kadar yükselteceğim merak etmeyin. Videonun bütün kadroyu kurduktan sonra bakalım kadro nasıl olacak. Arkadaşlar iki tane mevkisinde olmayan oyuncu oynayacak. Direkt o ikisini alıyorum. Çok sevdiğim oyuncular olduğunu için alıyorum. Yani Thiago Alcantara bir merkez ortası oyuncusu. Hatta Ata biraz daha yönelik bir oyuncu. Defansif orta sahada kullanma sebebim hani takımı birazcık böyle 1 bir MO, iki tane santrafor olması gerekiyor ve üçlü stoper olması lazım. O yüzden 3-5-2 dizilişi yaptık. Bu yüzden de Thiago Alcantara'yı maalesef MDO pozisyonunda oynatmamız lazım. Ama olsun arkadaşlar gerçekten güzel olacak. Hemen Thiago Alcantara'yı da 400 bin coins'i aratalım. MO kartı ama mükemmel. 400 bin coins'i yok mu? Yanlış mı arattım? Şu an hiçbir şey yanlış yazmış olamam. O, o yüzden fiyatı düzelteceğiz. Fiyatı 435 mi yazalım bakalım çıkacak mı? Muhtemelen çıkar arkadaşlar. Evet çıktı gördüğünüz gibi. 406 bin coins'e de var. Thiago Alcantara'yı da 406 bin coins'e almış olduk. Ve yanındaki isim gerçekten aşırı beğendiğim bir oyuncu. Gerçekten mükemmel bir oyuncu arkadaşlar. Yani bu kadroda ben yani isteyerek aldığım defansif oyuncu olarak isteyerek aldığım ilk oyuncu Kumels'ti. İkincisi de bu. Gerçekten mükemmel bir oyuncu. Hemen şöyle fiyatını 393 bin coins olarak yazalım. Çünkü bu civarda bir fiyatı vardı diye hatırlıyorum. Joshua Kimi 359 bin coins'e bile var. Hemen alalım arkadaşlar. Oh mis gibi karımızı da yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani diğerleri hep 390 bin coins. Bu adamı ben 375 bine falan satabilirim daha sonrasında. Ve şimdi arkadaşlar hemen... Herkesi pozisyonuna tekrardan yerleştirelim. Bakalım nasıl olacak. Hemen şöyle gelelim. Joshua Kimi. Koyduk Joshua Kimi'yi. Ve şimdi sırada Thiago Alcantara var. Alcantara'yı da koyduk. Takım 80 reytingi çoktan geçti bile. Ve mükemmel oldu. Şöyle yapacağım. Bunu böyle yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle daha iyi olur diye düşünüyorum. Bir dakika Boateng'le. Aynen. Şimdi Boateng Kimi ve Thiago ile böyle mükemmel bir anlaşma içine girdi. Şu an kadro mükemmel oldu. Kimyamız da baya yükseliyor. Harika gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar sırada hakimi var. Sol kanat kartı da var. Sol bek kartı da var. Oyunda asıl Sol bek yani sol kanat kartı da var ama şöyle hemen haki yazalım, haki yazalım, 87 rating, sol kanat kartını alacağım. Keşke sol orta sağ kartı da çıksaymış arkadaşlar ama aslında bu adam sol bek ve sol kanat kartı var oyunda gerçekten garip değil ve Bence çok garip. Hemen şöyle hakimi de 426 bin coinsmiş. Şöyle 430 bin coins yazacağım. Ve bakalım çıkacak mı arkadaşlar hep birlikte göreceğiz. Hakimiye sizlerle birlikte alacağız. Gördüğünüz gibi 425 bin coins'e 423 bin coins'e bile var. Hemen 423 bin coins'e hakimi de almış olduk arkadaşlar. Ve şimdi sırada en sevdiğim 4 oyuncu kaldı. Ve ucuzdan pahalıya doğru alacağım için ilk olarak Marco Royce'u alacağım. Royce gel bakalım buraya diyoruz. Ve Santrafor'a Marco Royce'u yerleştiriyoruz arkadaşlar. Royce'u Santrafor kartını alacağım. Öyle almak istedim canım. Çünkü MOO'da ve sol kanatta farklı oyuncular kullandığım için Royce'un bu kartını alacağım. 257 bin coin var. 253 bin coin de var. Hemen arkadaşlar şöyle 253 bin coin ise Marco Royce'u gördüğünüz gibi aldım. Ve şimdi kadromuzu bir dizelim bakalım nasıl olacak. Hep birlikte bir görelim arkadaşlar. Sol orta sahaya bir kere hakimi yerleştirdik. Hakimi bir kere sol orta sahaya yerleştirdik ve santraforu da arkadaşlar Marco Rojas'ı koyuyorum ve bakalım nasıl oldu şu anda kadro gerçekten harika görünüyor, mükemmel görünüyor ve Marco Rojas'la Hakim aynı takımda olduğu için burada da güzel bir uyum olduğunu düşünüyorum. Kimya uyumuna baktığımız zaman hani herkes mükemmel kimya uyumunda gerçekten müthiş gözüküyor. Şimdi sırada arkadaşlar o zaman biraz daha pahalı, çok pahalı olmayan Coutinho'yu alacağım. Dediğim gibi gittikçe fiyat artacak arkadaşlar. Hemen Coutinho'yu alıyorum. 85 rating. Coutinho MOO kartı gerçekten abi. Ya Coutinho'yu ben çok beğeniyorum abi. Çok güzel golleri yok mu? Böyle çok klas golleri var. Coutinho'nun fiyatı 410 bin arkadaşlar. Abi ben bunu niye kapatıyorum? Fiyatı düzelteceğiz. Evet fiyatı hemen 410 bin yazalım arkadaşlar. 410 bin kaydettim. Arama yaptım. Ve 382 bine bile var arkadaşlar. 379 e bile var ve 379 bin coin ise Coutinho'yu aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi ve şimdi sırada iki tane oyuncu kaldı ve tabii ki de ilk olarak biraz daha ucuz olan yani en ucuzun bir pahalısı olan en pahalının bir ucuzu olan daha doğrusu Sancho var arkadaşlar 88 ratinglik sağ orta sağ kartı Team of the Year kartını alıyoruz sizlerle birlikte 1.225.000 coin yazıyoruz. bakalım çıkacak mı Sancho Hadi bakalım Sancho göster kendini. Evet 1 milyon bin de gördük. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Sancho'yu da şimdi sizlerle birlikte alacağız. Kadro gerçekten mükemmel olmuyor mu ya? 1 milyon bin de var. Sancho'yu yerleştirdim arkadaşlar. Ve şimdi sırada. Ve şimdi sırada. Tabii ki de bu Bundesliga kadrosunda olmazsa olmaz bir oyuncu varsa. Onun da adı Robert Lewandowski'dir arkadaşlar. Hemen Lewandowski'yi de alıyoruz ve kadronun en pahalı oyuncusu kesinlikle ya kesinlikle bu fiyata hak ediyor arkadaşlar. O yüzden hiçbir şey diyemiyoruz. Ve 1 milyon 625 bin coin ise de kaydettik. Aratmasını yaptık. 1 milyon 548 bin coin bulduk ve aldık. Lewandowski'yi de aldık. Tam 7 milyon coin kurulmuş. Mükemmel bir Bundesliga kadrosu oldu arkadaşlar. Size bu kadroyu ben öneriyorum bile yani. Bu kadroyu kurup oynayabilirsiniz. Yani bana da kadro yorumlamada bu kadroyu atarsanız kesinlikle beğenirim. Onu da söyleyeyim yani. Ve Santrafor'a da Robert Levan, Dovski koyuyoruz ve kadromuz gördüğünüz gibi 91 yan 130 kimya şu anlık ama arkadaşlar ben şimdi bütün beceri geliştiricilerinin hepsini 5 ve 5'in üstünde yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi takım 92 rating 130 kimyaya ulaştı. Bütün beceri geliştiricilerini 5 ve 5'in üstünde yapmaya çalıştım. Tabi bunlar pozisyon dışında oynadıkları için 5'in üstüne çıkamadılar ama... Kadro gerçekten tam olarak hayalimdeki hayalimdeki Bundesliga kadrosu arkadaşlar tam olarak bu şu anda. Yerlerini falan değiştirirsem oyuncuların kimya artıyor veya düşüyor mu abi? Bu kimya hiçbir şey olmaz herhalde benim anladığım kadarıyla. Aynen. Bu kimya arkadaşlar bir şey olmuyor. Niye olmuyor onu anlamadım. Yani ne kadar yüksek kimya yapılabilir ki daha? Bakın bütün oyuncular full kimyada oynuyor. Ama bu kimyayı biz nasıl 170 kimya yaparız? Bunu yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? Ben bu sene oyun oynamadığım için bilmiyorum ama mesela bir bakayım. Mesela arkadaşlar Lewandowski'nin 21'de 21 yerin 13'te 13. Herhalde şey arkadaşlar özel kart kullanmamız gerekiyor. Bilmiyorum anladığım kadarıyla o şekilde arkadaşlar. Neyse burada videomuzu sonuna geldik. Videoya like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Hayalimdeki bunda Esnika kartosu da bu şekildeydi. Ve dediğim gibi şöyle beni bir tam ekrana alalım. Ve şuradan abone ol butonuna basabilirsiniz arkadaşlar. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak gerçekten Mükemmel ötesi harika bir videoya gidebilirsiniz. Gerçekten müthiş videolar var arkadaşlar. Hemen gidin. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Ve bay bay.